Eşim emekli oldu, adağımız vardı. Emeklilik ikramiyesi alınca kestik. Henüz bir ay oldu. Kurban kefareti düşer mi demiş izleyicimiz. Yani kurbana bir gün kala da kesse, kurban da kesmese kurban düşmez. Bir, yani adak yerine gelmiş. Adak kurbanda kesilmesi şart değil, her zaman kesilir. Ama kendine vacip olan kurban varsa o mutlaka yine kesilecek. Ne olursa olsun. Tabii. Evet. Ben adak kesmiştim. Cenab-ı Hakk'a adağımı onun yerine say diyemezsin. Öyle bir şey yok. Evet. Eşim başka bir yerde çalışıyor. Bizi yanında götürmek istiyor. Ama annemin de kimsesi yok. Bırakıp gitsem günah olur mu? Yani bir yandan eşi var hocam. Eşi başka yerde çalışıyor. Bir yandan da annesi var. Bırakıp gidemiyor. Anne ile eş arasında kaldı. Tercih yapacak hocam. Deve, zor bir durum. Deveye sormuşlar. İnişimi seversin. Çık, yokuşumu seversin. Bunun düz yolu yok mu demiş. Şimdi evet. Bunun düz yolu anneyi beraber götürmek. Ama anne de gidemiyorsa, memleketinden ayrılamıyorsa nöbetleşe artık eşinden müsaade isteyerek zaman zaman o şekilde halledecekler. Zor bir durum ama anneyi evet. de bırakamazlar o şekilde. Evet, onun daha çok ihtiyacı tabii. var yalnız çünkü. Anne baba hakkı her şeyden önce geliyor. Evet. Şimdi hocam ekibimizden Dilara yine mikrofonumuzu halka uzattı. Halkın sorularından alalım. Evet, veremedik herhalde. Maddi gücü yettiği halde kurban kesmeyen birine kurban payı vermek düşer mi hocam? Düşer tabii. Yani kurban kesmiyor, kesmesin. Zengine de kurban payı verilir. Fakire değil ki, kurban payı üçe ayrılır. Biri fakirlere, bir bölümü de konu, komşu, zengin olsun, fakir olsun, akraba pay verilir. Yani yemek ikramı gibidir. Biri de kendi evine ayrılır. İlla fakir olacak. Canım bunlar zengin kesmediler, vermeyelim. Versen ya kurban eti girdi, bizi de düşünüyorlar der. O da utanır, kendisi düşünür. Seneye ben de keseyim der. Ben de dağıtayım fakire fukaraya der. Evet. Örnek olmuş olursun. Yine bir izleyicimiz güzel bir soru soruyor hocam. Hocam bazıları öfkelerine yenik düşüyorlar. Bunlar şeytandan mı? Sabredin diye söylememe rağmen sabretmiyor. Daha çok öfkeleniyorlar hocam. Zaman zaman hepimizde oluyor değil Kızgın, mi? Kızgın demire kızarmış ateşe su dökülmez. Şimdi adam küplere binmiş ya da kadın kızmış böyle. Sen ona sabret demek su dökmek gibidir. Cız diye yakar. Seni de yakar, kendini de yakar. Ne diyeceksin orada? Susacaksın. Evet. Zamana bırakacaksın. Kızmayacağı şekilde davranacaksın. Ben söylüyorum. Daha çok kızıyor. Ama sen söylemesini bilmiyorsun. Her şeyin bir usulü var. Zamanı var. Onu kollayacaksın. Kızmayacağı anda söyleyeceksin onu. Söyledim olmaz. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Farzdır. Bunun yöntemini bilmek de farzdır. Her doğruyu istediğin şekilde söyleyemezsin. Yani benim söylediğim doğru olabilir size. Ama ben o doğru bir usulle söylemem de gerekir. Değil mi? Tabii. Bazen hocam haklıyken haksız duruma düşürülüyor. Bu öfkeden dolayı, yanlış ifadeden dolayı, yanlış ya hareketten şimdi, dolayı. Adam işte hanımında bir yanlış görüyor diyelim ki. Ya karı bilmem ne. Evet. Şimdi bunu düzeltir mi bu? Düzeltmez. Ama aşkım dese, hanımefendi dese, bir tanem dese. O bak uslup hemen değiştirdi her şeyi. Bir kelime değiştirdi. Ben söylüyorum. Sen söylemiyorsun. Sen aslında içindeki kini, nefreti kusuyorsun. Sevmiyorsun onu. Fırsatını bulmuşsun. Bir de sen vuruyorsun. Sabret diyorsun. Halbuki o sabretti sözü. Hiç sen sabredemediğin için o sözü söylüyorsun. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.